AK Parti Aydın İl Başkanlığı bayramlaşma programına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu bayramlaşma programının açılış konuşmasına herkesin bayramını kutlayarak başladı. Hüzünlüyüz. Neden üzüldüyüz? Ramazan ayı bugün sona erdi. Sevinçliyiz. Bugün bayramı kutluyoruz. Bayramı hep beraber buradayız. Öncelikle tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizin bayramını mübarek ediyorum. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de şunları söyledi. Malumunuz 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçimimiz var. Ramazan'da bütün programlarımızda, sohbetlerimizde tekrar tekrar bu seçimin önemini yineledik. Dostun, düşmanın takip ettiği, tüm dünyanın takip ettiği bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin seçimini, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimini tüm dünya takip ediyor. Peki düşmanlar, Tayyip bitsin de Türkiye'yi nasıl parçalarız? Acaba buradan kendimize nasıl bir pay çıkarırız derdiyle 14 Mayıs'ı bekliyor. Ama sahada gezdiğimizde şunu gördük. Bütün aday arkadaşlarımız, vekillerimiz, hepimizin ortak kanaati. Vatandaşımızın bundan önceki seçimlerde olduğu gibi seçmenimizin AK Parti'ye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir teveccühü var. Ökten, altılı masanın 100 yıllık cumhuriyet düzenini değiştirerek özellik pazarlıkları yaptıklarını, kendilerine gizlemediklerini ifade etti. Altılı masaya bakın. Altılı masanın biliyorsunuz cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra masanın altından 7. ortağa çıktı. HDP PKK. Her gün HDP Ankara'dan, PKK Kandil'den bir açıklama yapıyor. Sizler de bunu takip ediyorsunuz. Fütursuzca, pervasızca Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını söylüyorlar. 40 bin tane şehidimizin, askerimiz, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, bebeklerimizin, katillerinin serbest bırakılacağını söylüyorlar. 100 yıllık cumhuriyet düzenini değiştirerek özellik pazarlıklarını yaptıklarını kendileri artık gizlemiyorlar. Bunu açık açık ifade ediyorlar. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin rahatsızlığını dile getiren Ökten şöyle devam etti. Doğru zaman doğru adam diye bir sloganımız var. Doğru zaman doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı rahatsız olmuş. Hemen bir açıklama yapmış, demiş ki yanlış adam diye. Ben de kendisine söyledim. Evet, bir yanlış adam var. Bu kısmı doğru ama yanlış adamın kim olduğunu masa ortağınız Meral Akşener'e sorun. Kendisi tüm Türkiye'ye ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı olmaz dedi. Cumhurbaşkanı olmaz dedi. İşte yanlış adam o. Doğru adam, doğru zaman, doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan.